Biz defalarca şikayette bulunduk bu binaya dair. Telefonla belediyeye hiçbir dönüş olmadı. Olay Merkez Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yapımı yeni tamamlanan 5 katlı bir bina sabah erken saatlerde büyük bir gürültüyle çöktü. Arabalar içeride. O odayı mahvedin içeriye. 5 katlı bina bir anda tuzla buz olurken çökme esnasında yan tarafındaki 2 apartmanda ağır hasar gördü. Mahalle sakinleri binanın çökme anında çıkan sesle bir anda uykudan uyandıklarını ve korku dolu anlar yaşadıklarını söylediler. Sabahın saat 4-4.30 sıralarında yatıyoruz normal, bir gümleme bomba sesi, bir ses geldi. Ben dedim ya bomba attılar ya uçak düştü evimize. Vallahi sabah ezanı bir gümbürtüyle uyandık, göz gözü görmüyordu. Önce ben anlamadım, hani bomba falan zannettim. Sonra dışarıdan insanların sesini duydum, ev yıkıldı diye, öyle anladım. Bizi gelen kazların içinden çıkardılar. Damla da olanıyordu, onu da itfaiye indirdi. Çöken binanın sokağına park edilen 3 otomobil de enkazın altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Binanın neden çöktüğü bilinmezken içerisinde kimsenin bulunmaması ve çökmenin sabah sokakta kimsenin bulunmadığı bir anda yaşanması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Dışarıda zaten duvar bizim binaya çökmüş, 5 katlı bina. Zaten yapsatçılar yapıyor, yasal değil yani. Enkazın altında 4-5 tane konu komşunun arabası var. Yan komşunun evi yarısı gitmiş. Oturamıyor, sokaktayız saat 4'ten beri. Bir tane heykeli aramadı, gelmedi. Şu giriş komple tavanın yarısı aşağıya inmiş. Dam zaten komple yarık yarık. Yani hiç oturulacak durumda değil. Enkazların arasından şuradan çıkardılar bizi. Yani bunun bir çözüm bulunması lazım. Ben bu evim ne olacak? Ben sokakta mı kalacağım? Aşağıda torunlarım oturuyor. 2 kişi ölümden döndü. Yani pirketler kafalarının üzerine düştü. Evinde yıkılma tehlikesi var. Risk. Nasıl oturuyorsun? Ben sokakta duruyorum şu anda. Kullanma işte, görüyorum. 5 kat ev yıkılmış, 5 kat evde görüyorsun sen, kameranda görüyor. Meydanda hiç demir falan yok. Çöken binaya daire sahiplerinin ise önümüzdeki günlerde taşınmayı planladığı ortaya çıktı. Prensip öyle yapıyorlar, kaçak olarak yapsatçılar. 16 metre. O çocuk kurtulmuş. Allah bizi sağlamış yani, çocuğu da kurtarmış, biz de kurtarmış yani.